Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün Türkçemizde çok sık kullandığımız atasözleri ve anlamları ile ilgili etkinliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 51. atasözümüzde kalmıştık. Evet. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yani herkesin bildiği bir gerçeği örtbas ederek gizlemeye olanak yoktur. Buna hiç kimsenin gücü yetmez anlamında kullanılan bir atasözü. 52. atasözümüz Güneş girmeyen eve doktor girer. Anlamı güneşin insan sağlığı üzerinde çok büyük etkisi vardır. Sürekli güneşli yerlerde olmalıyız. Güneşin olmadığı yerlerde hastalıklardan kurtulamayız. 53. atasözümüz ve anlamı güvenme varlığa düşersin darlığa. Yani insan varlıklı durumuna güvenerek parasını bol bol harcamamalı, tutumlu olmalıdır. Günün birinde sahip olduğumuz her şeyi yitirebiliriz. 54. atasözümüz hatasız kul olmaz. İnsanın ufak tefek hataları olur. Önemli olan hatalarımızı düzeltmeye çalışmamızdır. 55. atasözümüz hatır için çiğ tavuk yenir. Yani insan hatırlı biri için yapılmayacak olanı da yapar anlamında kullanılan bir atasözü. Evet. 56. atasözü ile devam ediyoruz. Hayır dile komşuna, hayır gele başına. Anlamı kişi başkaları için iyi şeyler dileyecek ve yapacak ki başkaları da onun için iyi şeyler dilesin, yapsın. 57. atasözü hazıra dağlar dayanmaz. Anlamı kişi çalışmadan sürekli mevcudu tüketmeye çalışsa bunun sonu olmaz, bununla geçinemez. Evet, her işin başı sağlık 58. atasözümüz, insanın yapacağı her iş vücut sağlığına bağlıdır. Sağlık olmazsa hiçbir iş yapılamaz. 59. atasözü her işte bir hayır vardır. Anlamı bizim için kötü olan bir durum öyle görünen bir şey bile bizim için hayırlı olabilir anlamında sık kullanılan bir atasözü. Yine Türkçemizde sık kullandığımız atasözlerinden biri. Her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Anlamı herkesin kendine göre gerçekleşmesini arzu ettiği bir umut ve dileği vardır. Evet. Devam ediyoruz. 61. atasözü. Hesabı pak olanın yüzü ak olur dürüst olan, doğruluktan şaşmayan, kanuna göre iş yapan kimse kötü olmaz. 62. atasözümüz hızlı saanak tez geçer. Bir işe çok aşırı hız gösteren kişiler daha sonra bu hızlarını kaybederler. Sakin ve devamlı aynı hızla gitmek önemlidir. Evet. Yine sık kullanılan bir atasözü. Huylu huyundan vazgeçmez. Anlamı Doğuştan gelen özellikler kişinin bir parçası olduğundan bu özellikler kolay kolay değiştirilemez. 64. atasözümüz, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma. 65. atasözü, iki karpuz bir koltuğa sığmaz. Yani kişiler aynı anda iki kişi düzgün, yapamazlar. Kişiler aynı anda iki işi düzgün yapamazlar anlamında kullanılan bir atasözü. 66. atasözü ile devam ediyoruz. Evet, ip inceldiği yerden kopar anlamı herhangi bir olay en çürük yerinden patlak verir. 67. atasözümüz iş insanın aynasıdır. İnsanların yaptıkları işler kişinin ne kadar sorumluluğu duyarlı, yetenekli biri olduğunu gösterir. 68. atasözü işleyen demir ışıldar. Çalışmak insandaki isteksizliği bitirip onu canlı, etkili kılar. 69. atasözü işten artmaz, dişten artar. Yani bir insan ne kadar çok çalışırsa çalışsın, tutumlu olmazsa, harcamasını bilmezse bir şey arttıramaz. Para kazanmakla değil, tutumlu olmakla artar. Evet, yetmişinci sözümüz iyiliğe iyilik her kişinin kari, kötülüğe iyilik her kişinin kari. İyilik yapan birine karşı iyiliği herkes yapabilir, fakat kötülük edenlere karşı iyilik yapmak iyi insanların işidir anlamında kullanılan atasözü. Yine 71 birinci atasözümüz, iyilik eden iyilik bulur. Evet, iyilik yapan kimseye zamanı geldiğinde herkes iyilik eder. Yetmiş ikinci atasözümüz, Kalp kalbe karşıdır. Yani sevgi karşılıklıdır. Birinin hissettiğini, düşündüğünü diğeri de düşünür, hisseder. Evet, 73. atasözü kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz. Yani bir şey kendisine elverişli olan ortam kaybolduğu zaman kendisi de oradan yok olur. 74. atasözü kara haber tez duyulur anlamı ölüm veya felaket haberi çabucak ağızdan ağza dolaşarak hemencecik herkes tarafından duyulur. 75. atasözümüz Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Anlamı ileride bu işte yanlış bir hesap ve planlama olduğu ortaya çıkacak anlamında kullanılan bir atasözü. 76. atasözü keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur. Yani açgözlüğü, gözü doymak bilmeyen, hırslı kişiler küçük bir çıkar için bütün varlıklarını tehlikeye atar. 77. atasözü kel ölür sırma saçlı olur, kör olur badem gözlü olur. Değersiz bulunan bir şey yitirildi mi bulunmaz. Çok değerli bir şeymiş gibi nitelendirilir. Diğer atasözümüz kelin ilacı olsa başına sürer. Kendi derdine çare bulamamış, kendi işini halledememiş kişiler başkalarının derdine çare bulamazlar anlamında kullanılan bir atasözümüz. 79. atasözümüz keskin sirke küpüne zarar verir. Öfkeli kişi kendi sağlığını bozar, işlerini alt üst eder. 80. atasözü kiminin parası kiminin duası. Yani her şey para değil, dua da önemlidir. Bazıları bir şey için para verir, bazıları dua ederler. 81. atasözü kimse ayranın ekşi demez. Herkes satacağı malı över, kendi tutumunu ve tuttuğu kimseleri savunur, başkaları eleştirse bile onlara toz kondurmaz. Evet, 82. atasözüyle devam ediyoruz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir arada yaşama yardımlaşmanın gereğidir. Dolayısıyla komşular birbirlerine en küçük şey için kül kadar değersiz olsa da ihtiyaç duyar. Diğer atasözümüz kork Allah'tan korkmayandan. Bir kişi Allah'tan korkmuyorsa her türlü kötülüğü yapabilir. Böyle kişilerden korkmak gerekir. 84. atasözümüz köprünün altından çok su geçti. Geçen sürede şartlar çok değişti, eski durum yok artık anlamında kullanılan bir atasözü. Evet körle yatan şaşı kalkar. Anlamı kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan etkilenir, onun huylarını edinir. 86. atasözümüz kötü haber tez duyulur. Yani olumsuz şeyler toplum tarafından çabuk duyulur. Evet devam ediyoruz. 87. atasözümüzle kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Herkesin mutlaka bir eksiği, yanlışı vardır. Kişi Dostundaki ufak tefek hataları görmemelidir. 88. atasözü, lafla peynir gemisi yürümez. Şöyle yaparım, böyle yaparım demekle istenen iş yapılamaz, icraat önemlidir anlamında kullanılan bir atasözü. Yine diğer bir atasözümüz, 89. atasözü, mal canın yongasıdır. Anlamı, insan malına, varlığına gelen zarardan canına gelmiş gibi acı duyar. Verdiği emekten dolayı malı onun bir organı kadar değerli olur gözünde. 90. atasözü marifet iltifata tabidir. Yani başarılı kişiler desteklenip takdir görülürlerse daha iyi işler yaparlar. 91. atasözü mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Anlamı mart Esasında bahar ayı olduğu için kişiler ısınmak için bu ayı bahar ayından sayarlar. Bu ayda ısınma için mevcut odunlar tükendiğinden kazma ve kürekler yakacak olarak kullanılır. 92. atasözümüz mayasız yoğurt tutmaz. Anlamı her şey için mutlaka belli bir sermayenin, ana malın olması gerekir. 93. atasözümüz ve anlamı meyveli ağacı taşlarlar. Toplum hayatında başarılı, bilgili, beceri sahibi kimseler çoğunlukla kıskançlık uyandırırlar ve onlara saldıran çok olur. 94. atasözümüz Misafir on kısmetle gelir, birini yer dokuzunu bırakır. Evet anlamı yüce yaradan gönül geniş, gönlü geniş, mert insanlara yani misafir ağırlayanlara fazladan rızık verir anlamında kullanılan güzel bir atasözümüz. Yine Güzel bir atasözümüz misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Anlamı misafir ev sahibine tabi olduğundan kafasında çok farklı şeyler geçse de ev sahibi neyi ikram ederse onu alır. Evet devam ediyoruz. 96. atasözüyle mum dibine ışık vermez. Makam mevki sahibi kişiler yabancılara yaptıkları iyilikleri kendi yakınlarında, yakınlarına gösteremezler. 97. atasözümüz namaza meyli olmayanın ezanda kulağı olmaz. Anlamı kişi ilgi alanına girmeyen bir şeye duyarlı olmaz. Yapmak istemediği işin ayrıntıları ile ilgilenmez. 98. atasözümüz ne ekersen onu biçersin. Herkes yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını görür anlamında sık kullanılan anlamlı bir atasözümüz. Evet. 99. atasözümüzle devam ediyoruz. Ne olduğum dememeli, ne olacağım demeli hangi makam mevkide olursa olsun kişi kimseye tepeden bakmamalı, yarının kötü olabileceğini hatırından çıkarmamalıdır. Evet, yüzüncü atasözümüz, ne yardan geçilir ne serden. Kişi kendisinden de sevdiklerinden de kolay kolay vazgeçemez. Evet sevgili öğrenciler, burada sonlandıralım. Diğer videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum